Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda, Rahman'ın ayetleri programımızda münafıklarla alakalı Bakara suresinin 11 ve 12. ayetlerini açıklamaya çalışacağız. Bu iki ayet-i kerime münafıkların bazı özelliklerine dikkat çekiyor. Daha önceki bir programımızda onların kalplerinde hastalık vardır. Fî gulûbihim marad, onların kalplerinde bir hastalık vardır. Bu nazara verilmişti. Yani münafık dediğimiz kimse aslında psikolojik olarak hasta bir insandır. Sağlıklı değildir. Ve manen sağlıklı olmayınca da sağlıklı hükümler vermesi beklenemez. Bir insanın diyelim ağzının tadı bozuluyor. Bunun neticesinde en lezzetli yemeklerden bile zevk alamıyor. Ve o yemeklerin tadı yok zannediyor. Halbuki o yemeklerde tat var ama kendisinin tadı yok. Veya gözünde arıza var. Gözünde arıza olunca bu defa etrafı bulanık görüyor. Etraf bulanıktır diyor. Etraf bulanık değil, o bulanık görüyor. Problem kendisinde. İşte münafığın da merkezde problem var. Merkez kalptir. Kalbi bir takım hastalıklarla dolu. Kalbinde bu gibi manevi hastalıklar, kin, haset, şek, tereddüt, şüpheler içinde kıvranmak, bu gibi hastalıklar olan münafık, kalbindeki hastalığın hükmüyle bu defa çevreye zarar vermeye başlıyor. Yani mikrobu düşünün. Mikrop kendi halinde durmaz. Mikrop etrafa zarar da verir. Onun gibi bu münafık olan kimseler de kendi nifaklarını etrafa sirayet ettirmek istiyorlar. Ve ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Bir Çin atasözünde şöyle denilmiş. Düşmanlarım içinde bana en fazla zarar veren pirincin içindeki beyaz taştır. Malum pirincin içinde siyah taşlar, küçük siyah taşlar olduğunda onları ayıklamak kolaydır. Ama pirince benzer küçük küçük beyaz taşlar varsa onları ayıklamak zordur ve asıl zarar veren onlardır. Onun gibi kafir neyse odur. Siyah taş gibi kafire tedbirini alırsın ve onun şerrinden uzak kalmak biraz daha kolay. Ama münafık olan bir kimse hem iman etmemiş hem de kendini mümin gibi gösteriyor. Pirincin içindeki beyaz taşa benziyor. Böyle olunca da Müslümanlar içinde asıl zararı bu münafık grup vermiş oluyor. Zaten insanları münafıklığa iten bir takım sebepler var. Mesela bunlardan biri menfaat peşinde koşmak. Müslümanların hakim olduğu, ağırlıkta olduğu bir yerde doğrudan ben kafirim dese dışlanacak. Bunun üzerine hiç olmazsa mümin görüneyim de gemimi yürüteyim diyor. Ve gemisini yürüten kaptandır deyip kendi menfaatlerini düşünerek inanmadığı halde iman etmiş gibi görülüyor. Münafıkların bir ciheti bu. Ama bir kısım münafıklar da var dessas. Sırf kendi menfaati açısından değil, aynı zamanda küfrü bir dava edinmiş. Acaba ben bu Müslümanlara nasıl zarar veririm? Bunun hesabını yapıyor. Ve bunlar ortalığı karıştırmak için gizliden gizliye Müslümanların altını oymak için adeta onları tuzağa düşürmek için planlar yapıyorlar. Bunlar münafıkların daha da böyle tehlikeli olan kısmı. Çünkü münafıkların da içinde avam olan var, üst düzey olan var. Yani sıradan böyle kimseler var, sırf kendi menfaatinin takipçisi. Bir de daha üst düzey, bir nevi yönetici kadro gibi onları yönlendiren, onları münafıklığa iten, ortalığı karıştırmak için gayret gösteren kimseler var. İşte ayet-i kerimede, bugün okuyacağımız iki ayet-i kerimede onların yeryüzünde fesat çıkarmalarına dikkat çekiliyor. Ve Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde galu, onlar derler ki اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ancak ıslah edicileriz. Biz ancak ortalığı düzelten kimseleriz. Ela innahum humul mufsidun, dikkat edin, ortalığı karıştıranlar onlardır. Veya şöyle de ifade edebiliriz, dikkat edin, onlar müfsitlerin ta kendileridir, ortalığı karıştıranların ta kendileridir. Velakin la yeşurun, ama bunun şuurunda değiller, bunun farkında değiller. Burada münafıkların bir başka özelliğini görüyoruz. Münafık kalbinde fasittir, dışarıya bakan yönüyle ise müfsittir. Yani sırf kendi halinde fasit değil, aynı zamanda
ortalığı karıştırmaya çalışan kimselerdir. Bunlar kendi hallerinde kalamaz. Mikrobun etrafa sirayet etmeye çalışması gibi, ortalığı hastalıkla kasıp kavurmaya çalışması gibi, bunlar da toplum içinde mikroptur tabiri caizse, ortalığı karıştırmaya çalışırlar. Ayet-i kerimede onlara bunun denilmesi, la tufsidu fil ard, yeryüzünde fesat çıkarmayın, bu şekilde nasihat edilmesinin lüzumuna dikkat çekiliyor. Ve izâ gîle, yani buradaki izâ harfi kat'iyet bildirir. Yani eğer bunlara denilirse demiyor da, bunlara denildiğinde. Demek ki demek gerekiyor. Ve bu ayet-i kerimeden toplumda meydana gelen olaylara duyarsız kalmamak. Böyle bir dersi de almış oluyoruz. Yani bir Müslüman yaşamış olduğu toplumda olup bitenleri fark etmeli ve gereken tavrı da göstermelidir. Eğer bazıları onun yaşadığı toplumda ortalığı karıştırmak için gayret gösteriyorsa, o da ortalığı düzeltmek için bir gayret içinde olmalıdır. Zaten burada karşımıza şöyle bir müessese çıkar. Emri bil maruf, nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülükten de alıkoymak. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istemiş olduğu şeylerdendir. Vel tekum minkum ummetun yed'une ilal hayr ve ye'muruna bil maruf ve yenhevne anil münker. Yani içinizden iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. Demek ki kötülükten alıkoymak, bu da gerçekten önemli bir özellik ve bunu bazılarının yapması lazım. Ayet-i kerimede veltekum minkum ümmetün, sizden böyle bir topluluk olsun diyor. Yani toplumun tamamı bunu yapsa en güzelim. Ama realitede herkesten bunu bekleyemeyiz. En azından ümmet içinde bir topluluk böyle bir görevi eda etmeli. Mesela sıhhiye elemanlarını düşünelim, sağlık elemanlarını. Toplumda sağlık elemanları diyelim 70 milyonluk Türkiye'de söz gelimi 200 bin olsun. Kesin rakamları bilmemekle beraber yuvarlak bir ifadeyle söyleyelim. 200 bin insan. 200 bin insan 70 milyon insanın tedavisiyle meşgul oluyor. Böyle bir topluluğun ülkemizden çıkması lazım. Benzeri bir şekilde de toplumu karıştırmak isteyen, ortalığı, yeryüzünü fesada vermek isteyen kimseler var. Bunlara mukabil de ümmet-i Muhammed içinden iyiliği emreden, kötülükten de alıkoyan bir topluluğun olması gerekiyor. Neme lazım diyemeyiz. Hatta büyük bir zata sormuşlar, en büyük günah nedir? O da latife yollu demiş ki, neme lazım. Efendim nasıl olur demişler, sizin gibi büyük bir zat nasıl böyle diyebilir, neme lazım? O da diyor ki, yani neme lazım en büyük günahlardan biridir diyor. İşte bir insan yaşamış olduğu toplumda bazıları toplum binasını yıkmaya çalışırken o seyirci kalamaz. O da engel olmaya gayret gösterir. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisini hatırlıyoruz. Beraberce tezekkür etmemizde fayda görüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir misal veriyor. Bir gemi var. O geminin üst katında bazı insanlar var. Yolcular. Bunlar keyiflerine bakıyor. Rahatları iyi, suları bol. Ama bir de alt kat var. Alt kattakilerin içecek suları yok. Alt kattakiler üst kattakilerden su istiyorlar. Eğer üst kattakiler bunlara su verirse problem yok. Ama vermediklerinde bunun üzerine alt kattakiler diyorlar ki zaten denizin üzerindeyiz. Ne diye üsttekileri bu şekilde zorlayalım ki? Ne diye zorda kalalım ki? Gemiyi deleriz, alttan zaten su gelir, bolca içeriz. Ve o şekilde gemiyi delmeye başlıyorlar. Peki bunlar gemiyi deldiğinde fayda mı bulacaklar? Hayır. Denizin suyunu içseler bile bunların susuzluğu kanmayacak ki. Kaldı ki suyu bulmaktan dolayı bir sevinçleri de olmayacak. Neticede hepsi beraber batıp gidecekler. Toplum adeta o gemi gibi. Bu toplum gemisini bazıları batırmaya çalışıyor. Fesat komiteleri var. Tarihin her döneminde, her toplumunda o topluma zarar vermeye çalışan, nasıl ki insan vücudunda mikroplar vardır, bünyeyi yıkmaya çalışır, yatağa düşürmeye, öldürmeye çalışır. Onun gibi toplum içinde de bazı mikrop insanlar, münafık tipler bulunmaktadır. Bunlar rahat durmazlar.
Affedersiniz, mesela köpeğin havlaması gibi, yılanın zehirlemekten zevk alması gibi, bunlar da ortalığı karıştırmaktan zevk alırlar. Bazı insanlarda nasıl ki mayasıl türü bazı rahatsızlıklar oluyor, parmakları kaşınıyor, özellikle ayak parmakları, ve o kaşınmaktan acayip bir zevk alıyorlar. Halbuki o hastalıklı olduklarının bir alametidir. Yoksa öyle ulvi bir zevk değil. Onun gibi bazılarının ayağını kaşınmaktan zevk alması misali, toplumda da bir kısım insanlar ortalığı karıştırmaktan zevk alıyor. Neden? Çünkü bunların kalplerinde hastalık var. Çünkü bunlar ortalığı karıştıran kimseler. İşte onlar ortalığı karıştırırken hassas olan, dini duyarlılığı olan kimseler de düzeltmeye çalışacak. Ve bunun için de bunlar ortalığı karıştırmaya gayret edenlere engel olmak isteyecekler. Ve böylece nasıl ki ışıkla karanlığın adeta bir mücadelesi var, gece gündüz birbirinden çok farklı, bunlar arasında da bir mücadele olacak. İşte وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ, onlara denildiğinde yeryüzünde fesat çıkarmayın. Demek ki bunu demek gerekiyor. Ve bunu söylerken de nasihat yoluyla söylemek gerekiyor. Damarlarına basmadan, onlara gerçekten faydalı olmak niyetiyle bunu hatırlatmak lazım. Ama onlar anlamayacak ve onlar diyecekler ki قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, biz ancak ıslah eden kimseleriz. Biz ancak ortalığı düzelten kimseleriz. Hani zeytinyağı gibi hep suyun üzerinde kalmaya çalışır ya ve kalır. Bunlar da hataları kendilerine layık görmüyorlar. Kendilerini hatasız zannediyorlar. Hatta doğrudan doğruya diğer insanları müfsit olarak görüyorlar. İnnemâ nahnu muslihun derken biz ancak ıslah edicileriz. Şöyle bir tariz de var bu ifadelerinde. Asıl müfsit sizsiniz. Asıl ortalığı karıştıran sizsiniz. Buna tariz deniyor. Ve sözü dokundurmak. Hatta Firavun'da bile bunu görüyoruz. Hazreti Musa ve Hazreti Harun gibi iki peygamber Firavun'a gönderilmiş. Tatlı tatlı anlatıyorlar. Ama Firavun bunu ortalığı bozmak olarak değerlendiriyor. Ve Hazreti Musa'nın, Hazreti Harun'un faaliyetlerini ortalığı ifsat etmek şeklinde değerlendiriyor. Yani kendi fesatlarını bu şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar. Ve belki de kendi alemlerinde gerçekten kendi yaptıklarının ortalığı düzeltmek, Hazreti Musa gibi kimselerin yaptıklarını da ortalığı karıştırmak şeklinde değerlendiriyorlar. Onlar da öyle inanıyor. Tabii bu bir bakış farklılığıdır. Meseleleri değerlendirme farkıdır. Yani yılan diyelim sokarken nasıl zevk alıyorsa gerçek zevk budur diyebilir. Ama faydalı bir şey de değil. Ortalığı karıştırmış oluyor. Ortalığa fesat yaymış oluyor. İşte münafıklar da innemâ nahnu muslihun derken ancak biz ıslah edicileriz. Hatta vurguyla belki söylemek gerekirse ancak biz ıslah edicileriz. Yani siz değilsiniz. Ortalığı karıştıran sizlersiniz. Bu şekilde ifade kullanmış oluyorlar. Şu manada bir ifadeyi nakletmekte fayda görüyorum. Bediüzzaman şöyle diyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Yani hiçbir bozguncu ben bozguncuyum demez. Daima hak suretinde görünür. Piyasada çok silik söz ticarette geziyor. Hatta diyor benim sözümü de ben söylediğim için hemen kabul etmeyiniz. Eğer altın çıktıysa kabul ediniz. Bakır çıktıysa çok gıybet ve iftirayı da üzerine ilave ederek bana geri gönderiniz. Demek ki müfsit olanların bir özelliği kendi fesatlarını salah zannetmeleri. Kendi ortalığı karıştırmalarını düzeltmek zannetmeleri. Ama inne zanne la yuni minel hakkı şey'e. Yani zan hak vakikati ifade etmez. İnsanlar yanlış bir takım zanlarla çok yanlışlar yapabilirler. İşte bir kısım dünyayı karıştıran insanlar belki de gittikleri yerlere adalet götürüyoruz diye gittiler ama gittikleri yere zulüm götürdüler. Hürriyet götürüyoruz diye gittiler, oraya esaret götürdüler. Gökten diyelim bombalar yağdırdılar ve bunu yaparken de biz oraya demokrasi götürüyoruz diye yaptılar. Söz olarak baktığınızda sözleri güzel, sözleri yaldızlı ama
fiiliyat olarak baktığınızda ortalığı karıştıran ifadeler. Dolayısıyla münafıklık dediğimizde bunun sadece iman noktayı nazarından değil, başka çifte standart, daha bir takım ameller noktasında değerlendirmek de mümkün. Demek ki ortalığı gerçekten karıştıranlar karıştırdıklarını kabul etmiyorlar, kendi fesatlarını ortalığı düzeltmek zannediyorlar. Cenab-ı Hak bunlara karşı bizi uyarıyor. Ele dikkat edin. Ele tembih edatıdır. Dikkat edin, agah olun, kendinize gelin, aldanmayın. Böyle manaları ifade eder. Demek ki münafıklara karşı da müminlerin basiretli hareket etmesi lazım. Yani kim mümindir, kim münafıktır? Kim dinde samimidir, kim değildir? Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Bazı insanlar menfaatlerinden dolayı münafıkla kafirlerin yanında kafir, müminlerin yanında mümin görünür. Ve onların konuşmalarında onları ele veren aslında bir takım unsurlar vardır. Beden dilinden anlayan ve feraset sahibi olan, basiret sahibi olan müminler onlara baktıklarında samimi mi değil mi bunları ayırt edebilirler. Bununla beraber bunların bir kısmı çok da profesyonel olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o engin ferasetiyle münafıkları biliyordu. Ama Tevbe suresinde geçen bir ayette sen onları bilmezsin biz onları biliyoruz. Bu mealde ayet-i kerimede var. Demek ki münafıkların bir kısmı var ki peygamberden bile gizli kalacak tarzda dalavere çevirebiliyor. Kendi münafıklığını perdeleyebiliyor. Bu açıdan Cenab-ı Hak ele buyuruyor. Yani dikkat edin, agah olun. İnnehum humul müfsidun. Yani müfsit olan gerçekten onlardır. Ortalığı karıştıran gerçekten onlardır. Velakin la yeşurun. Lakin onlar bunun şuurunda değiller. Onlar bunun farkında değiller. Demek ki onların bunu fark edebilmeleri için iman etmeleri lazım. İman ile kendi pisliklerinin farkına varmaları gerekiyor. Bu konuda değerli hocalarımızdan birinin ilahiyattaki talebelik yıllarımızda verdiği bir örneği hatırladım da şöyle örnek vermiştim. Affedersiniz, birisi bir pislik çukuruna, lağım gibi bir yere düşse, burnu da nezleli olsa, adam oraya düştüğünde her tarafı pislik içinde olacaktır. Pis kokularla dolacaktır. Ama karanlık, gece vakti. Pis bir yere düştüğünü belki az çok biliyor ama fakat ne kadar vahim bir durumda olduğunun da farkında değil. Ne zaman ki evine gitse, ışıkları yaksa, o zaman baştan sona pislik içinde olduğunu görecektir. Ama evine gidip de o ışığın karşısında, aynanın karşısında olmadıktan sonra durumun vehametinin çok da farkına varmayacaktır. İşte bir kısım insanlar, affedersiniz, böyle bir pisliğe düşmüş ama o pisliği sanki miski amber zannediyor. O pisliği sanki kendini bir gül bahçesindeymiş gibi zannediyor ve ardından kendi pisliğe düştüğü yetmiyormuş gibi insanlara gelin bu pisliği alın, bakın bu ne kadar güzel gibi bu tarzda telkinde bulunuyor. Bu manevi bir sarhoşluktur. Sarhoş olan bir kimse artık akli melekeleri iyi çalışmaz ve kendini belki hoş bir hayatta gibi görebilir, zevkli bir hayatta gibi görebilir. Ama o aslında acınacak bir haldedir. Haline acınacak bir zavallıdır. Bu durumda olan kimsenin bir tedavi görmesi lazım. Onun gibi münafık olan bir kimse kalpsizdir, itikatsızdır, kalbi şüphelerle doludur, samimiyetten uzaktır, psikolojik yönden baktığımızda rahatsızdır, ortalığı böyle fesada vermekten zevk alan bir durumu vardır, yılanın zehirlemekten zevk alması gibi ve onun fesadıyla çok büyük kargaşalar ortaya çıkacaktır. Bunun boyutlarının farkında değildir. Dolayısıyla bunlara ya durumların ne kadar da vahim olduğunu bir şekilde göstermek lazım. Ve bu göstermenin neticesinde fayda verebilecektir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine-i Münevvere'de 10 bin nüfuslu Medine-i Münevvere'de nüfusun yaklaşık 10'da biri, 1000 kadar kişi münafık durumdayken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
ve etrafındaki müminlerin güzel tavırları neticesinde bu münafıkların pek çoğu samimi mümin haline gelmişlerdir. Dolayısıyla münafık da olsa münafığa da yine bir takım iyi muamelelerle münafıklıktan utanır hale gelmesini sağlamak gerekiyor. Ve Allah-u Teala peygamberimize şu emri veriyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, cahidil küffara vel münafıkın, yani münafıklara ve kafirlere karşı cihad et. Malum peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kafirlere karşı doğrudan doğruya bir savaş şeklinde cihadını yaptı. Bedir savaşı, Uhud savaşı, Hendek savaşı gibi savaşlar. Ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam münafıklara doğrudan kılıç çekmedi. İlgili ayetin, biraz önce okuduğum ayetin tefsirine baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam münafıklara karşı cihad etti. Ama cihad savaş demek değil. İkna etmek, ilzam etmek, haddi aştıklarında had cezalarını uygulamak, bu gibi hususlar da onlara karşı yapılacak olan yine bir cihattır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir cihadı ömrü boyunca yaptı ve münafıklarla cihadına devam etti. Bunun neticesinde münafıkların sayısı gittikçe azaldı ve toplumda kalite yükseldi. İşte günümüz şartlarında da gerek ülkemizde gerek başka yerlerde bir kısım insanlar bir takım gayelerle ya menfaatlerinden dolayı veya müminlerin alttan alta kuyusunu kazmak, onları bir takım çukurlara yuvarlandırmak gibi gayelerle münafıklık yapabilir ve yapmaktadırlar. Buna mukabil Allah-u Teala'nın bizi uyardığı şekliyle uyanık olmak gerekiyor.